3 haftadır evdeyim. Çok kolay değil. En çok birilerine sarılabilmeyi çok özledim. Hayatımda hiç bu kadar elimi yıkamamıştım ve arkasından el kremi kullanmamıştım. Yani bu ikili şu an benim için hayati önem taşıyan iki olay. Sokakları boş gördüğüm zaman beni geriyor. Daha az çıkmaya çalışıyorum. Şu ana kadar sanıyorum 3 ya da 4 kez çıktım. Hani Avrupa'da olmanın verdiği gönül rahatlığı kavramı bence artık şu an hiçbirimizde yok. Barcelona'da yaşıyorum. 7 yıldan uzun bir süredir buradayım. İlk önce eğitim için gelmiştim. Sonra çalışmayla birlikte devam ettim. İspanyolca konuşuyorum. O yüzden bunun avantajıyla da hem lokal haberleri, özellikle Twitter'dan olmak üzere takip etmeye çalışıyorum. Her ülkede olduğu gibi burada da haber kirliliği mevcut çünkü ana akım gazeteler ya da ana akım televizyonlarda. Vaka Ocak sonunda görüldü aslında. Sonrasında futbol maçlarının devam etmesi, Şampiyonlar Ligi maçının İtalya'da olması, Milan'da olması ve oraya hem futbol takımının Valencia'dan hem de seyircilerin gitmesi virüsün katlanarak insanlar arasında yayılması nedeni oldu. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birçok insanın sokağa çıkması, mesela buna ben de dahil, sadece bir partinin 8 Mart'ta İspanya'nın güneyde bir şehrinde bir gövde gösterisinde bulunması ve yaklaşık 8000 kişinin gösteriye katılması. Mesela bu gibi şeyler muhtemelen katlanarak artmasına neden oldu. Karantina yapılacağının açıklanması üzerine maalesef İtalya'da olduğu gibi insanlar işte yazlık evlerine gitmek ya da ailelerinin yanına gitmek üzere şehirlerden büyük bir akın başladı ve bu büyük bir hata olarak virüsün yayılma sürecini iyice hızlandırdı. Şu an olağanüstü halde olduğumuz için toplu olarak gidebileceğiniz, yani hani park, bahçe ya da plaj, işte yani Barcelona'da temel olarak gidebileceğiniz yerler, bunların hepsi de kapanmış durumda. Çıktığım zaman çok kısıtlı yapabileceğim şeyler olduğunu da bilmek beni evde daha fazla tutuyor aslında. Sadece birkaç neden dolayısıyla dışarı çıkabilirsiniz. Bunlar tabii ki temel nedenler. Süpermarketler, manavlar ya da market gibi yiyecek sağlayan yerler ya da eczaneler. Eğer evcil hayvanınız, köpeğiniz varsa onu gezdirmek için çıkabiliyorsunuz. Arabalarda sadece bir kişi, yani şoför olabiliyor. Onun dışında yanında herhangi birini istemiyorlar. Birden fazla kişinin aynı anda işte yürümesi, yani süpermarkete gitmek için bile olsa istenen bir durum değil. Bunun da nedeni daha fazla riskin artırdığı. Çünkü sokağa çıkmak demek yine de virüsü alabilme ya da başka insanı geçirebilme riskini oluşturuyorsunuz demek. Mutlaka polisin durdurmasına maruz kalıyorsunuz. Denk gelmemeniz mümkün değil çünkü hemen hemen her köşe başında bir polis arabasıyla ya da motoruyla karşılaşıyorsunuz. Birkaç gün önce markete çıktığımda iki kişiye ceza yazdığını gördüm mesela polis. 100 Euro'dan başlayan ceza uygulamaları var şu an. Eğer ikinciye denk geliyorsanız 600, sonrasında çok daha yüksek miktarlarda ki hapis cezasına kadar gidebiliyor. İnsanların köpeklerini kiraladığından tutun işte oyuncak köpeklerle dışarı çıkmaya kadar kuralları delmek üzerine insanlardaki o eforu hani hepimiz sosyal medyadan izledik. Sokağa çıkma yasağından sonra dışarı çıktığımda bir anda her şeyi bomboş görmek psikolojik olarak beni birazcık düşürdü. Aman Allah'ım, hani nasıl bir durumun içindeyiz ve hani ne kadar daha devam edecek? Onun da etkisiyle ihtiyaçlarımı güne bölmek yerine hani biraz daha biriktirip
dışarı çıkıp o şekilde halletmek üzerine karar verdim. Haftada bir 10 günde bir çıkmaya çalıştığım için genelde liste yaparak çıkıyorum. Biraz daha öncesinde rotamı belirliyorum. Nereye gideceğim, nereden ne alacağım gibi. Markete girerken sıra bekliyorsunuz. Çok daha zamanınızı alıyor alışveriş yapmak. Burada zaten online alışveriş gibi uygulamalar çok yaygın değil. Uzun kuyruklar oluşuyor. Çünkü belirli sayıda insanları içeri alıyorlar. Kuyruklar arasında, insanlar arasında mesafe koymak zorundasınız gibi gibi. Marketlere girerken, ki bu uygulama bence gayet güzel, mutlaka el dezenfektanıyla elinizi temizlemek zorundasınız. Hatta bazı marketlerde bunun için kapıda duran görevliler size yardımcı oluyor. Hem eldiven vermek için hem dezenfektan sıkmak için. Market arabalarını da silmeniz gerekiyor. Onu siliyorsunuz, elinizi siliyorsunuz ve üzerine eldiven takıyorsunuz. Bu anlamda hijyenik. Dezenfektan ya da maske dışında herhangi bir yokluğunu çektiğimiz bir şey yok şu an. Normalde başka bir alanda çalışmasına rağmen şu an zaten tüm doktorların olduğu gibi acil göreve çağrılmış durumda. Özel hastaneler devlet hastanelerine çevrildi. Özel ya da devlet, herhangi bir hastaneye gidebilirsiniz. Size ücretsiz bakmak zorundalar. Sosyal devlet o anlamda şu an bütün hastaneleri kapsıyor. Fuar alanı gibi, spor salonu gibi, gerek belediyenin gerek devlete ait halka açık yerler sahte hastanesine dönüştürülüyor şu an. Barcelona'nın en büyük fuar alanı La Fira Barcelona ve Madrid'deki fuar alanı hastaneye çevrilmiş durumda. Bir de Madrid'deki buz pateni sahası ölen kişilerin konulacağı yerin eksikliğinden dolayı morga çevrilmiş durumda. Yaşınız gençse, semptomlarınız kritik diye adlandırılmıyorsa 2-3 günlük ateş şikayetiyle hastaneye gittiğimde bana test yapılma olasılığı çok düşük. Çok muhtemelen bana ilaç verip beni evde 14 gün karantinaya koymak üzere eve gönderecekler. Nereleri ayırdığını konuşursak bu anlamda da aslında çok çok fazla eleştirildi. Çünkü biraz daha halktan çok şirketleri düşünen bir paket olduğu konuşuldu. Hala da konuşuluyor. Çünkü bu durumdan dolayı mağdur olmuş insanlar için faturaların ödenmemesi gibi, yani kiracılara yönelik ya da bireysel olarak bizim harcamalarımıza yönelik paketin içinde çok da kayda değer bir şey yok maalesef. Özellikle Avrupa Birliği'nden sonra sanayinin İspanya'da azaldığı zaten çok açık. Ve devletin turizme çok daha fazla yatırım yapması, insanların, yani mesela özellikle Katalonya bölgesinde insanların geçimini turizmden sağlaması ve şu an zaten turizmin ölmesiyle ekonomi iyice sarsıldı. Yani sonrasında toparlamak için uzun süre gerekeceği söyleniyor maalesef. Ailem orada olduğu için gelmeyi düşündüm fakat sonrasında hem hastalığı taşıma riski, birine bulaştırmak ya da birinden almak, aileme bulaştırmak vesaire gibi endişelerle burada kalmayı tercih ettim. Bence şu an dünyada en gelişmiş devletten en az gelişmiş devlete kadar halk olarak kendimizi %100 güvende hissetmiyoruz.
Ben de benzer şekilde düşünüyorum. Hani Avrupa'da olmanın ya da işte Amerika'da olmanın verdiği gönül rahatlığı kavramı bence artık şu an hiçbirimizde yok. Burada genel olarak hayat biraz daha balkonlardan devam etmeye başladı. Özellikle işte akşam sağlık çalışanlarını alkışlıyor olmamız hiç bitmedi. Hala devam ediyor, evet. Kişilerin kendilerini ve başkalarını eğlendirmek amaçlı çeşitli mini konserler ya da müzik içeren diyaloglar. Havalar daha çok ısındı. O yüzden normalde dışarıda yaşamaya alışkın, plaja gitmeye alışkın Barcelona halkı için balkonda güneşlenme seansları ya da işte müziğe eşlik etme seansları başladı, evet. Bitince, yani ilk hedefim bitince Türkiye'ye gelmekti. Çünkü aslında Nisan'da bir biletim vardı ve tabii ki şu an artık onu kullanamıyorum. Ama şu an görünen o ki Türkiye'ye gelmek belki yaz sonunu bulabilir. Hani bu biraz da yani her ülkenin gidişatına bağlı olarak değişecek. Buradaki yani küçük çaplı hedefimi sorarsan herhalde ilk olarak plaja giderim diye düşünüyorum. Deniz havası alırım. Denize giremesem de bir havasını almak istiyorum. Özledim. We'll be right back.